Şırnak'ta bir internet sitesinde KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan'ın artık koruculara yönelik silah kullanmayacaklarını açıklaması bölgedeki koruculardan karşılık buldu. Şırnak'ta 400 korucudan sorumlu olan korucu başı Alihan Babat bundan böyle barış için çalışacaklarını açıklayarak tüm koruculara silahları susturalım çağrısı yaptı. Fotoğrafta vardı. Bakayım. Tamam da yani zaten korucular yani önüne gelen silah sıkıyor, önüne gelen kurşun sıkıyor diye bir konusu yok ki. Birisi saldırdığında kendini koruyor korucular. Dolayısıyla bu konuşmanın anlamının ne olduğunu ben anlayamadım. Evet. Yani sanki korucular saldırgan bir topluluk. Evet. Her yeri kan revan içinde bırakıyorlar. Ha, vazgeçtik. Yapmayalım falan. Bak PKK diyor. Evet. O doğru çünkü bunlar katil. Adam öldürüyor bunlar. Doğru. İnsanları şehit ediyorlar. Şimdi bu adamların biz artık dehşetten vazgeçtik, terörden vazgeçtik demeleri yerini bulan bir konuşma. Evet. Tabii. Ama korucu başının bunu söylemesinin bir anlamı yok. Korucu başı zaten böyle bir şey yapmıyor ki vazgeçsin. Evet. Yani o lafı düzeltmesi lazım. Bir daha konuşmayı yayınla. Şırnak'ta bir internet sitesinde KCK Yürütme Konseyi üyesi Murat Karayılan'ın artık koruculara yönelik silah kullanmayacaklarını açıklaması bölgedeki koruculardan karşılık buldu. Şırnak'ta 400 korucudan sorumlu olan korucu başı Alihan Babat, bundan böyle barış için çalışacaklarını açıklayarak tüm koruculara silahları susturalım çağrısı yaptı. Çok özür dilerim ama yani bayağı mantıksız olmuş. Olmuş, evet. Silahlar korucu yani korucu sanki makine tüfekli her gün etrafı tarıyorlar. Evet. Vazgeçerim. Zaten böyle bir şey yok ya. Bu insanlara saldırı olduğunda kendilerini savunuyorlar. Evet. Yine saldırırsa yine savunur. Nasıl silah tutuyor artık ateş ettirtmiyor efendim vazgeçiyor. Ben bunu anlayamadım. Yalnız bu korucu başının tabii durumunun bir incelenmesi lazım. Yani eğer PKK sempatizanıysa vahim. Yahut öylesine bir laf söylediyse bu lafı düzeltmesi lazım. Yani burada belli ki bir parti oradaki oylara göz dikmiş. Ve kafalama yapıyor. Sen bunu nasıl yiyorsun ya? Artık sizi vurmayacağız diyor. Oo, ne güzel biz de sizi artık vurmayalım diyor. Ya sen onu zaten vurmuyordun, o seni vuruyordu. Aklını başına al mübarek. O seni vurmaya kalkarsa sen yine kendini savunacaksın. Verdiğin söz de doğru değil zaten. Tabii ki. Yani çok yanlış konuşuyorsun. Adam sana saldırdığında sen yine kendini savunursun. Sen savunmayacağım gibi konuşmuşsun. Evet.